anlam ifade etti. Burası benim ilk misyon şefliğim. Dolayısıyla misyon şefi olmak başka bir takım yükümlülükleri de beraberinde getiriyor. Sadece işinizi yapmanın ötesinde. Düşünmeniz lazım, planlamanız lazım, projeler üretmeniz lazım. Tabii Anvers 100 bin kişilik bir vatandaş kitlesine hizmet veriyor. Esasen 50 bin için kurulmuş bizim düzenimiz, banko sayımız, çalışan eleman sayımız. Ve aradan geçen zamanda 50 bin artmışız ama sayı aynı. Ve müthiş bir özveriyle, motivasyonla bu arkadaşlarım olağanüstü fedakarlıkla hizmet veriyorlar. Ve açıkçası ben geminin dışarıda gezen kaptanıyım. Geminin içerideki kaptanı Nur. Son derece titiz çalışması, kararlılığı, disiplini ve sorunlarda değil çözümlerde yaşayan yaklaşımıyla benim elimi inanılmaz derecede rahatlattı. Buraya geldiğim yaklaşık bir iki yıla geliyoruz neredeyse işte 20 aydır. Bu sayede ben ancak Flaman bölgesinin her şehrine, her kasabasına, gerektiğinde her semtine ulaşabildim. Yani sabah çıktım, akşam döndüm. Nedret Bey şahidimiz artık kilometre sayıyordu. Bugün 350 yaptık hanımefendi. Bugün İstanbul'a gittik hanımefendi. 450 yapmışız, onu ima ediyor. Bu şekilde geçti benim yaklaşık 20 ayım. Ve bu 20 ayda hiçbir sorunla karşılaşmadım. Her zaman geldiğimde ortalık sessiz, sakin, sükunetli. Nur geminin direksiyonunda, dümeninde bu işler en güzel şekliyle yürüdü. Nur, mesleki kalifikasyonlarının yanı sıra ayrıca çok da önemli bir ikinci adam. Bizim meslekte ikinci adamlar çok önemlidir. Esasen ağır işi onlar götürür. Ve ben bugüne kadar ikinci adamdım. Bunu çok iyi hissediyorum. Ve Nur bunu fazlasıyla ortaya koydu. Burada görev yaptığımız süre içerisinde. Ve her şeyden önemlisi hiçbir zaman hiçbir sorunu yansıtmadı. Kolu kırıldı, yen içinde kaldı, çözdü, çözümünü bana iletti. Dolayısıyla ben kendimi çok şanslı bir misyon şefi olarak addediyorum. Böylesine değerli bir arkadaşımla çalıştığım için. Geleceğini çok parlak görüyorum Nur'un. Ne zaman ne olacağını bilemem ama kesinlikle sürekli merdivenleri tırmanarak gideceğine en ufak bir şüphem yok. Hızı ona kalmış. Huzurlarınızda Nur'a canı gönülden teşekkür ediyorum. Ve yolun açık olsun. Veda akşamı için beni onurlandırdı. Hem de iki yıllık çalışma süremiz için. Aynı şekilde sonuçta biz de burada çalışırken belli bir rahatlıkla çalıştık. Ve bu da zaten başkonsolosumuz sayesinde oldu. Teşekkür ederim tekrar. Değerli büyüklerim, sevgili arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Henüz gitmeme 2 ay var ama bu tatil dönemine girmeden önce bir veda yapmayı layık gördüğünüz için bana teşekkür ediyorum tekrar. Sizler de hoş geldiniz. Çok memnun oldum sizleri burada gördüğüme. Sadece bu güzel veda akşamı için değil, Anvers'e geçirmiş olduğum 3 yıl boyunca bana verdiğiniz destek ve göstermiş olduğunuz dostluk için çok teşekkür ediyorum. Buradan Ankara'ya döneceğim. Daha sonrası belli değil ama en azından e-mail adresim her zaman aynı kalacak. Umut ediyorum ki bundan sonraki süreçte de tekrar yollarımız bir şekilde kesişir. Gönül istedikten sonra zaten bu olabilir. Herkese güzel bir akşam diliyorum ve görüşmek üzere diliyorum. Yumoğlu her yerde oldu bu. Yollarda değil, en son havalardaydın, onu da oldu. Her zaman yerde olmuyor. Thank you.
başta o. Ağır toplar. Özür diliyorum da, ben gireceğim, bir vedalaşayım.